Önceki videolarımızda botunu, fırfırlarını, bacak, gövde ve kafasını yaptık. Gözlerimizi de taktık. Bugünkü videomuzda kolları yapacağız ve vücuda dikilişini göstereceğim size. Ben kollarından birini yaptım örnek olsun diye. Diğerini videoda göstereceğim. Beyaz renk ipimizi aldık. Sihirli halka yapıyoruz. Şöyle. Sihirli halkanın içerisine 4 tane sık iğne yapacağız. 1 Bu ilk sıramız. Bakın normalde hep 6 yapıyorduk. Kolda 4 yapacağız. İkinci sırada yine her deliğe çift batacağız. 8'e çıkartacağız. Yani her delikte bir arttırma yapacağız. Toplam 4 arttırma. İkinci sırayı yapıyorum şu an. Dördüncü arttırmayı yaptık. Toplam ikinci sırada 8 tane sık iğnem olmuş oldum. Buradan sonra 2 sıra ördük. Bu birinci sıra, bu ikinci sıra. Şimdi 20 sıra 8 tane sık iğne yapacağız. Yani her deliğe tek batacağız artık 20 sıra boyunca. Bakın ben bitirdim 22 sıra toplamda. Şöyle içerisini elyafla doldurmuyoruz çünkü çok dar. İstiyorsanız doldurabilirsiniz ama ben bu tarz bebeklerde yani 8 sık iğne yapıyorsam içerisini doldurmuyorum. Doldurmak isterseniz de şu yarıya kadar doldurma yapın ve çok sıkı doldurmayın. Yoksa bebeğinizin kolu şöyle olur. Bu şekilde kalkar. O yüzden yarıya kadar doldurabilirsiniz. Kolu vücuda rahatça dikebilmek için ben şu açıklık olan kısmı şu şekilde birleştiriyorum. Şuna benzer şekilde. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Bitirmedik en son. Şöyle yapıyorum. Bu ikisini birbirine birleştiriyorum. Şöyle. Devam ediyorum. Bu ikisini birleştirip sık iğne yapıyorum. Bir tane yaptım. Bakın birleştiler. Sonra bir zincir çekip uzunca bir ip bırakıyorum. Kollarımız tamam. Evet, şimdi kollarımızı vücuda dikeceğiz. Onu da şu şekilde yapıyorum. Şöyle fark etmiyor, ikisi aynı. Yerimi belirliyorum, nereye dikeceğim. Ben genelde şu boyun kısmının birazcık aşağısına, şuraya dikiyorum. Belirledikten sonra toplu iğne yardımıyla şuraya sabitliyorum. Toplu iğne dikişimizin daha düzgün görünmesine yarıyor. Önceden yerini düzgünce belirleyebiliyoruz bu sayede. Şimdi dikiyorum. Dikişte dikkat etmemiz gereken en önemli şey, bir koldan bir vücuttan alacağız ve eşit mesafelerde alacağız. Bir şuradan bir buradan değil. Şöyle göstereyim. Şimdi koldan alınmış zaten. Şöyle bir sık iğne vücuttan batırıyorum. Şöyle bir sık iğne de koldan alıyorum. Hemen altına, yani ona en yakın yere bir sık iğne alıyorum. Aynı şekilde buradan da bir sık iğne alıyorum. Yine altından bir sık iğne alıyorum. Koldan da alıyorum.
Yine bir geriden de alabilirsiniz, ileriden de alabilirsiniz. Yeter ki şu delikler birbirine yakın olsun. Bu şekilde diktim. Toplu iğnelerimi çözüyorum. Kontrol ediyorum sağlam mı? Eğer sağlam olduğunu düşünmüyorsanız şu alt kısımdan da yine birbirine dikebilirsiniz. Bence bu yeterli. Daha sonra şurada görünmeyen bir kısımdan aşağıdan şöyle aldım. İşte buraya şöyle bir ilmek attım. Daha sonra şunu zıt bir yerden çıkartıyorum. Size tavsiyem böyle büyük iğneler kullanın. Hem elinize batmaz, canınız yanmaz. Hem de istediğiniz yerden batırıp çıkartabilirsiniz. Daha rahat hareket ettirebilirsiniz iğnenizi. Bir de bazen küçük iğnelerde şöyle battıktan sonra çıkartırken içine saplanıyor, çekemiyorsunuz. O zaman da elimiz acıyor. O yüzden ben büyük iğne rahatlık diyorum. Aynı işlemi diğer kol içinde yapacağım. Yüzünü yapmak için ihtiyacım olan şey şu şekilde siyah renk bir etamin ipi, ince olanlardan. Eğer elinizde yoksa siyah renk yünle de yapabilirsiniz ama şuna dikkat edin. Mesela şu şekilde siyah renk yünüm var diyelim. Bunu katlarına ayırarak yapın. Yani şöyle birazcık ince olsun. Şu kadar ince olsun yani. Şimdi ipimizi şöyle bayağı uzun keselim. Öncelikle kirpikleri yapıyorum ben. Şimdi nasıl yaptığımı göstereyim. Bakın. Şimdi gözümüzün şu bitiş kısmından itibaren başlayacağım. Şuradan, şu delikten başlayarak, bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4. Bazen 4'e kadar gidiyorum ben, bazen 5'e kadar. 5'e kadar gideceğim bu sefer. Şunu saymadım. 1, 2, 3, 4, 5. 5.'ye batırdım. Şöyle çekiyorum. Şurada böyle bir parça bırakıyorum. Daha sonra burayı düğümleyeceğim çünkü. Bunu çıkarttıktan sonra yine buraya batırıyorum. Şöyle tam denk gelsin. Birazcık çektim, çok çekmiyoruz. Şimdi bunun üst deliğine değil de bir gerisine ikinciyi batırıyorum. Yine aynı yerden çıkarıyorum. Hep aynı yerden çıkaracağım. İkinciyi de yaptık. Sonra yine bir üst deliğine değil bir gerisine batırıyorum. Yani üst sıra ama bir gerisine. Bir sola yani. Çekiyorum. Şöyle. Kirpik yaparken kısa boylu iğnelerden yararlanabilirsiniz. Onlarla daha rahat yapılıyor. Bunu yaptık. Bir tane daha yapacağım. Bunu üst sıraya geçirmiyorum. Aynı sıradan bir önündekine batıyorum. Bir solundakine yani. Şöyle burada bir düzeltme yapalım. Şimdi
Şimdi buradan yine batırıyorum. Bu sefer kaşa geçeceğiz. Kaş için de şu en son yaptığım kirpik ucunun iki sıra üstüne, birinci delik değil, ikinci üstüne batırdım. Şimdi bunun yukarısından sayıyorum. Bir üstündekinden saydım. 1, 2, 3, dördüncüye batırıyorum. Karşı tarafta da oraya denk gelecek şekilde çıkarttım. Şöyle bir ifade oldu. İsterseniz kaş da yapmayabilirsiniz ama ben seviyorum bu ifadeyi. Yine oraya yakın denk gelecek şekilde 1, 2, 3, 4. Dördüm bir altına batırdım ve yine şu gözün ilk başladığımız yere çıkartıyorum. Çok da eşit olmasına da gerek yok. Sonradan zaten birbirine benziyor. Şuradan çıkarttım. Yine aynı şekilde bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.ye batırıyorum. Yine buradan çıkartıyorum. Şimdi bunu batırıyorum. Ta şuradan çıkartıyorum. İlk batırdığım yerden. Ve ipimi burada düğümlüyorum. 2-3 düğüm yapıyoruz burada. Burnu için şöyle bir ip seçtim. Pembe renk bir yün. Yine iğneme geçiriyorum. Tepeden giriyorum. Çünkü bu ucunu yok edeceğim. Şöyle. İsterseniz toplu iğne yardımıyla yerini belirleyebilirsiniz. Burnunu nereye yapacaksınız? Simetrik olsun istiyorum. Şöyle. Bir geldim, bir geldim. Bir geldim, bir geldim. Mesela şurada burun yapacağız. İsterseniz aşağıya da yapabilirsiniz. Ben tamamen gözüm bitiminin bir altına yapıyorum genelde. Şöyle batırdım. Şurada azıcık ip bırakıyorum. Şöyle. Sıkı yapmıyorum burayı. Çekmiyorum yani ipi. Yoksa şuradaki delikler çok belirgin oluyor. Bir tane daha yapalım. Şimdi eğer siz bunu kız bebek yapacaksanız, yani tavşan veya kedi yapmayacaksanız, burun burada bitecek. Ama tavşan yapmak istiyorsanız veya kedi yapmak istiyorsanız, ben şunu devam ettiriyorum. Şu aşağıya, ortadan ipi çıkartıyorum. Tam şu ortaya denk gelecek şekilde ayarlamam lazım. Sanırım şurası. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 altına batırdım. Şuraya batırıyorum. Ne yukarıdan çıkartayım. Bunu çekiştiriyorum.
şöyle bir yüz ifadesi oluyor. Daha aşağıdan da yapabilirsiniz. Dediğim gibi eğer kız bebek yapacaksanız, buna saç yapacaksanız şurayı yapmayın. Sadece burnu yapın. İsterseniz vücut renginde de burun yapabilirsiniz. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Şimdi şu şekilde bir allığım var. Pembe renk. İsterseniz markasını da söyleyebilirim. Golden Rose 208 numara. Şuna da yanaklarını pembeleştiriyorum. Şimdi kulakların yapılışını göstereceğim. Ben birer tane kulak hazırladım. Bir tavşan için kulak hazırladım. Bir de kedi kulağı hazırladım. Hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. İkisinin de tarifini vereceğim. İkisinin de dikilişini göstereceğim. Siz hangisini isterseniz onu yapacaksınız. Tavşan ve kedi kulağının şu kısımları aynı. Yani buraya kadar biz yaparsak kedi kulağı oluyor. Devamını getirirsek tavşan kulağı oluyor. Şimdi kedi kulağından başlıyorum. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sırada arttırma yapmıyoruz. Yani yine her deliğe bir tane batıyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi üçüncü sırada bir tek bir çift yapacağız. Üç kere tekrarlayacağız bunu. Bir tek, bir arttırma. Bir tek, bir arttırma. Şurada ipimizi kesebiliriz. Dördüncü sırada iki tek bir arttırma yapıyoruz. Üç kere tekrarlıyoruz. Bir, iki, bir arttırma. Beşinci sırada üç tek bir arttırma yapıyoruz. Yine üç kere tekrarlıyoruz. Altıncı sırada hepsine tek batıyoruz. Yani toplam 15 tane sık iğnemiz olacak. Yedinci sırada 4 tek bir arttırma yapacağız. 18'e ulaşacağız. Sekizinci sırada her deliğe tek batacağız. 18 tane sık iğne olacak. Ve dokuzuncu sırada, son sıradayız. Dokuzuncu sırada 5 tek bir arttırma yapacağız ve bitireceğiz. Şu şekilde bitiriyoruz. Sonraki sıra ilmek kaydırma, bir zincir çekip
dikebilmemiz için uzunca bir ip bırakıp kesiyoruz. Kulağımız da hazır. Şimdi dikmeyi göstereyim. Dikiş yaparken her zaman toplu iğnelerden yardım alın. Şöyle yapıyorum ben. Önce yerimi belirliyorum. Ve içini açın. Çok da açık olmasın. Şöyle toplu iğneyle çok ucundan değil de biraz içeriden batırıyorum. Bir de arkadan batırıyorum. Şöyle. Diğerini de ona ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle iyi sanırım. İsterseniz sayarak gidin. Şu ortadan ne kadar sağa gitmişim. Buradan da aynı şekilde sola gidin. Ne bileyim şuranın bitimi neredeyse bunun bitimi de oraya denk gelsin. Bu şekilde ayarlamalar da yapabilirsiniz. Sanırım bu düzgün. Ben kulakların birinin yapılışını göstereceğim. Daha sonra tavşan kulağı yapımını göstereceğim. Onun dikimini de göstereceğim. Şimdi şu şekilde tutuyorum. Yine mantık aynı. Bir buradan alıyoruz. Bir kafadan alıyoruz. Bir kulaktan. Kafadan bir kulaktan. Ama birbirlerine yakın yakın deliklere batmamız gerekiyor. Şimdi bir şuradan aldım. Kafadan aldım. Bir yukarıdan aldım. Elinizde de düzeltin, bozulmasın. Yine bir kafadan aldım. Bir yukarıdan aldım. Kafadan aldım. Elyaflar çıkıyor. Bir kulaktan aldım. Kafadan. Kulaktan. Bakın şuradaki en yakın delik burası varken şuraya batırmayın. Yakın yere batırın mümkün olduğunca. Eliniz alışınca zaten bir şuradan bir şuradan diye tek tek yapmak yerine buraya batıp direkt şuradan da alabilirsiniz. Buraya batırdım. İlk öyle yapın. Zamanla alışınca benim gibi yapmaya başlayabilirsiniz. Bakın kulağımızı diktik. Şurada arkada düğüm atıyorum. Şuradan. Güzelce düğüm attık. Yine alakasız bir yerden çıkartıyorum.
kedi kulağımızı yaptık. Şimdi tavşan kulağına geçeceğiz. Tavşan kulağı yapmak için kedi kulağına kadar örüyorsunuz. Daha sonra devam ediyoruz. Tavşan kulağı yapmak için 9. sıraya kadar aynı şekilde ördük. En son 5 tek bir arttır yaptık. Bundan sonra 4 sıra boyunca 21 sık iğne yapacağız. Her deliğe tek batacağız. 4 sıra ördükten sonra videoya devam edeceğim. 4 sıra 21 sık iğne ördük. Şimdi 5 tek bir azaltı yapacağım. Bunu 3 kere tekrarlayacağım. Sonraki sıralarımızda 2 sıra boyunca 18 tane sık iğne öreceğiz. İki sıra 18 sık iğne ördüm. Şimdi 4 tek bir eksik yapacağız. Eksiltmemizi yaptık. Şimdiki sıramızda 2 sıra boyunca 15 tane sık iğne yapıp artık örneğimizi bitireceğiz. Sıra 15 sık iğne ördüm. Şimdi bitiş kısmını şu şekilde nasıl yapacağız bunu göstereceğim. Bunun için yine örgümüzü bitirmiyoruz. Şu iki karşılıklı iki kısmı birbirine sık iğne yardımıyla birleştiriyoruz. Şunları birbirine birleştiriyoruz. Tavşan kulaklarını nasıl takacağımızı göstereyim. Şimdi iki şekilde takıyorum ben. Birincisi şu ikisini bu şekilde birleştirip şu orta kısımdan dikmek. Buraya papyon takıyorum bazen şu kısma. Ya da şöyle ayrı şekilde de dikebilirsiniz. Ben ikisini de göstereceğim. Şimdi ayrı dikmek için yer belirliyoruz öncelikle. Yine toplu iğne yardımıyla şu orta kısma batırıyoruz. Aynı şekilde. Bu şekilde sabitliyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde bir kafadan, bir kulaktan, bir kafadan, bir kulaktan şuralardan alarak etrafına dikiyoruz. Daha sonra toplu iğneleri çıkartıyoruz. Şu yanlarda olmasıyla ortadan dikimin hiçbir farkı yok. Ben ortadan dikeceğim. Size bu şekilde göstereceğim. İpimi geçirdim. Daha sonra şunları böyle yan yana koyuyorum. Önce birbirine dikiyorum. Şöyle şu önden de birazcık dikiyorum. Daha sonra kulaklarımı böyle koyuyorum. Yine toplu iğne yardımıyla. Şu şekilde sabitliyorum. Şimdi dikme işlemine başlayabilirim. Önce şuradan aldım.
tane burada. Elinizle şöyle bastırın. Yine yakın bir yerden kafadan aldım. Şöyle bir de kulaktan. Şöyle arkadan çıkartıyorum daha sonra. İsterseniz iki tur dönebilirsiniz. Bence bu yeterli. Şöyle ikisini birbirine bağlıyorum. Daha da sağlamlaşsın istiyorum. Şimdi şuraya bir papyon yapayım, yeşil renk. Şöyle. Şuradan uzunca bir ip bırakıyorum önce. Başlamadan önce şuradan başlıyorum. 15 tane zincir çekelim. Şu ilk zinciri saymıyoruz. İkinciye bir sık iğne yapıyoruz. Toplam 14 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi iki zincir çekiyorum. İkili trabzan yapacağız bu sefer. 14 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip üst sıraya geçtik. Yine aynı şekilde bu sefer sık iğne yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Hepsine ikili trabzan yapıyoruz. Üst sırada bir zincir çekip sık iğne yapıyoruz ve bitiriyoruz. Evet, tavşanımız bu şekilde. Sonraki videomuzda tavşanımızı giydireceğiz. Artık kıyafeti olacak. Eğer videoya sığdırabilirsem saç yapımını da sığdıracağım. Sığmazsa ayrı bir video olarak da saç yapımını göstereceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.